Herkese merhaba arkadaşlar. Dostumuz Boyka'yla bir eğitime daha geldik. Temel eğitimi verdik. Dedik ki, yani ben sert karakterli köpeklerde böyle güzel hareketleri seven bir insanım. Mesela pati ver, selam verir gibi. Ki bu dobermanlara da çok yakışıyor, tüm sert karakterli köpekleri. Hani sertler ya, biraz şeyler. Ama düşünsene, sert karakterli köpek sana pati veriyor. Seninle oyunlar oynuyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi Boyka'mıza pati veri öğreteceğiz. Her şeyi biliyor artık. Aslan parçası, oturu, kalkı, yatı, bekle. Her şeyi biliyor. Şimdi pati vermeyi öğreteceğiz. İnşallah rezil olmayız. Amacımız o yönde. Değil mi oğlum? Ben daha önce birkaç defa göstermiştim ona. Bak bak. Az çok biliyor. Yalakalık yap. Hadi gel. Hadi gel. Amma kavisli yermiş ya. Heh, düz yeri bulduk. Boyka, otur. Nazlana nazlana. Ağır o aslan. Pat ver. Aslan parçası seni. Aslan Boyka. Şimdi arkadaşlar. Basit sen verdi. Diyeceksin ki. Olmadı. Hemen verdi bu. Abi. Zeki bu köpek. Ne ara öğrendi? Ne çabuk öğrendi? Ben bir iki defa gösterdim ama ya abim, yapmıyordu. Altyapıyı oluşturmuş. Şimdi ama altyapıyı oluşturdu ya. Bir de köpeğinde ilgi, alaka, aradaki bağ her şeyi bir anda olmasına sebep olur. Ama diyeceksiniz ki abi benim bunu nasıl yapmam lazım? Şimdi hemen sizlere belirli püf noktaları anlatacağım. 1. Köpeğinize elinizi uzattınız, pati ver dediniz, köpeğiniz pati vermedi. O vakit ne yapacaksınız? Pati ver deyip ayağını kaldıracaksınız. Siz göster. Kendiniz, örnek şu şekil, Boyka, pati ver. Bak, mesela gitti, abiye doğru gidiyor, abi oturdu ya. Sen oturma. Boyka, otur. Boyka, otur. Pati ver. Mesela vermedi ya. O benimki verdi. Bak tam elime atıyordum, patisini verdi. Eğer vermezse ayağından tutun, kaldırın. Pati ver diyerek. Evet. Zaten böylelikle dostunuz bunun pati ver demek olduğunu bilecektir. Zaten bilmiyorsa da bilin ki kurnazlığa yatıyor. Bilerek yapmıyor. Öğrenecektir. Öğrenecektir. Hiçbir şekilde korkmayın. Şimdi diyelim ki vermemekte inat ediyorsa. Aynen, vermemekte inat ediyorsa. O zaman bizde çareler tükenmez. İkinci yola başvuruyoruz. Dostumuzun ayağına bir tane ip bağlıyoruz. Şimdi diyeceksin abi ip ne alaka? Ya mesela şu tasmanın ucu gibi. Şu tasmanın ucu gibi. Sen şimdi ipi bağladın. Dostun oturmuş. Pati ver diyorsun. Oralı bile olmuyor. Sen ne yapacaksın? Diğer elinle ipi kaldıracaksın. O pati otomatikman havaya kalkacak. Aferin oğluma diyeceksin. Patisini tutacaksın. Bir daha pati ver diyeceksin, tekrar ipi kaldıracaksın, köpeğin bacağı otomatikman kalkacak. Böylelikle dostunuz bunu anlayacak. Pati ver deyince benim ayağımı kaldırmam lazım. Boyka! Enerjisini atamadı bugün herhalde. Pati ver deyince dostunuz direkt elini kaldıracaktır ve patisini sizlere verecektir. Ki zaten bununla ilgili Instagram'da de sizlerle video paylaşmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz ne yapıyorlar. Doberman'da da tatlı duracak diye düşündüm ama. Aynen öyle dedin. Dobermanlarda da tatlı durar. Bir diğer şeyi kardeşim, bazıları çok inatçı oluyor. Ha. Benim başıma geldi bir defa, bir sokak köpeğim vardı ya benim. Evet. Beyaz olan. Evet. Yani ona bir türlü öğretememiştim. Şöyle şu tam ayak üzerindeki kemik var ya. Evet. O kemiğe böyle hafiften dokundurursan. Tabii. Yani vurarak, hani hissettirerek. Hani vurmak derken işkence olarak değil i̇şte ha. Ben uyarı namında. Uyarın, ben onu zaten ondan dolayı insanlara pek fazla söylemek istemiyorum. Hani kimi insan dengesiz olur. Uyarı namında der, köpeğe zarar verir. Ondan dolayı hani ben diğer yöntemleri zarar söyledim. Sadece uyarı tadında. Bunu yani, bak özellikle şeye vurguluyoruz. Lütfen arkadaşlar, dostlarımıza elimizden geldiği kadar zarar vermeyelim. Hiçbir şekilde bak, uyarı namında abim doğru söyledi. Onu da yapabilirsiniz.
Ama uyarı namında, abartmadan, köpeğinize zarar vermeden. Çünkü şiddetle eğitim olmaz. Olmaz. Aynen yani öyle. Dostunuzun eğitimi, sizinle eğitim yaparken mutlu olması lazım. Bunu istemesi lazım. Ki görüyorsunuz ben daha ilk başlarda hani öyle oyun oynarken falan bir iki defa pati ver falan yaptım Boyka'ya. Ama şu an eğitim aşamasında olduğundan dolayı yani diğer eğitimleri aldıktan sonra artık cerrahla aralarındaki oluşan bağ, eğlence, oyun, mutluluk. Yani cerrahın bir pati ver demesi gördünüz hemen. Yani ben tereddüt ihtimal vermiyordum. Maşallah hemen verdi. Demek ki yani ne olduğunu biliyordu. Hani bana vermemesinin sebebi istemiyordu. Bağ, aynen öyle. Ama sadece şu an işte aradaki bağ oluştuğunda İstediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Şöyle küçük dostumuza. Burada da bir koku aldı. Durmamasının sebebi o. Az önce arka tarafa hırladı. Aynen var mı? Burada bir şeyler var. Ondan dolayısıyla yerinde durmuyor. Beni de şaşırttı. Normalde Boyka böyle şeyler yapmazdı. Demek sağlam koku alıyor. O zaman bir tur daha atıp tekrardan pativer yapalım. Ondan sonra arkadaşlarla vedalaşalım mı? Hadi Boyka gel. Gel tamam kısa keseceğiz gel. Hop bir de kameramana doğru yürümemiz lazım. Beyefendi hareket etmiyor. Abi, bekle. Dur. Boyka otur. Hadi ağır vasıta. Pati ver. Sen var ya kralsın kral kral. Aslan parçası var. Aslan parçası seni. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tamam lan. Oyun oynayacağız, merak etme.